Burdur'da ilk öğretim haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 2021 eğitim öğretim yılı. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bir önceki eğitim yılını maskeyle bitirdiklerini ifade etti ve bu dönemde de maskeyle devam ettiklerini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Burdur Valiliği'nin talimatları doğrultusunda eğitim-öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Müdür Çay, okullarda yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Eğitim-öğretim yılımız öncelikle Burdur'umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii bu eğitim-öğretim yılı önceki yıllara göre çok farklı biliyorsunuz. Zaten maskeyle bitirmiştik. Maskeyle başladık. Pandemi dönemi devam ediyor maalesef. İnşallah tedbirlerle, alınacak önlemlerle en yakın sürede eski normale döneriz diyoruz. Ama yeni normalde bu sene eğitim, öğretim faaliyetlerimizi daha seyreltilmiş bir şekilde, kademeli bir şekilde uyguluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konudaki talimatları, planlamaları doğrultusunda, Sayın Valimizin de ilimiz nezdindeki talimatları doğrultusunda eğitim öğretim planlamalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta uyum haftası adı altında ilkokul 1 ve anaokulu öğrencilerimizle haftada bir gün eğitim öğretime yüz yüze başlıyoruz. Bunu da istediğimizde kademeli haline bölünmüş bir şekilde daha az sayıda öğrenciyle yapacağız. Tüm okullarımızda bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Bakanlığımızdan gelen ödenekler doğrultusunda bütün temizlik, dezenfektan malzemeleri, efendim, her okulumuza derece ateş ölçer gibi pek çok ekipmanlarımız tamamlandı. Okulun temiz belgesini her geçen gün alan okulun sayımız artıyor. Ve velilerimiz bu konuda müşteri olsun. Yani önlemlerimizi alıyoruz. Emin olsunlar ki parklardan, AVM'lerden ve birçok yerden daha temiz, daha nezih, daha güvenilir aslında okul alanları. Çocuklarını okula göndermeyen velilerin uzaktan eğitime devam edeceğini aktaran Çay, birinci sınıflar için yüz yüze eğitimin önümüzdeki hafta, haftada bir gün olarak başlayacağını söyledi. Önümüzdeki hafta bir gün, ondan sonraki haftada iki gün şeklinde devam edecek olan bu yüz yüze eğitim, ilkokul birinci sınıf ve ana sınıfı kademesindeki öğrencilerimiz için devam edecek biliyorsunuz. Bu süreçte en kritik olan tabii velinin onayı, muvaffakatı. Veli istemediği zaman yollamayabilir. Uzaktan eğitim süreciyle devam edebilirler. Bunu da belirtmiş olayım. Bir taraftan da tabii 31 Ağustos itibariyle 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimizi yüz yüze destekleme yetiştirme kurslarımız sürüyor. Orada da katılım %90 seviyesinde iyi. Onlar merkezi sınava hazırlanacağı için tabii önemsiyoruz. Ara sınıflarımız için ise şu an yüz yüze eğitimlerimiz, uzaktan eğitimlerimiz, devam edecek. Onlarla ilgili yakın zamanda bir gelişme olursa da zaten bakanlığımız gerekli açıklamayı yapar. Tekrar hepimize 2020-2021 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Sağlık, huzur ve en önemlisi de başarı getirsin. Toplam bir öğrenci sayısı hocam. Öğrenci öğretmen. Geleni 43.054 öğrencimiz var. Yüz yüze eğitime başlayacağımız birinci sınıf öğrencimiz il geneli yaklaşık 3.000. Anaokulu bünyesinde de öğrenci sayımız tabii 3-4-5 yaş toplamı yaklaşık 5.000 öğrenciyle yüz yüze eğitim uyum haftası önümüzdeki hafta başlayacak.